jump up. Destiny's calling. You and your friends have so much to share. Swinging through life on this great adventure, the spirit of nature will see you through. There are lessons to learn about life and its mysteries, lessons of love that are waiting for you. Look up, there's joy all around you. Nature is wondrous, but beware. The law of the jungle has a lesson for life, but you can still soar right up to the sky. Hold your head up high, keep your courage inside. Then sure as the sun and the stars up above, you will discover love. Ormanın Hikayesi. Büyük bir evrende devamlı dönüp duran küçük, çok küçük bir gezegende doğduk. Bu gezegende çok çeşitli hayvan türleri birçok zorluklarla mücadele ederek yaşıyor. Etobur hayvanlar ve otçul hayvanlar hepsi dünya üzerinde beraber yaşıyorlar. Bizler bütün yaratıklar bu dünya denilen gezegen üzerinde hep birlikte yaşıyoruz. Bu nedenle insanoğlu ve vahşi hayvanlar birbirlerini anlamak zorundalar. Bu ormanı sadece kendi çıkarlarımız için kirletmemeliyiz. Hey, bu kadar ağır konuşmaları anlayacağını sanmıyorum. Baksana. Daha şimdiden uyuyakalmış. Ormanın ortasında derin bir uykuya dalabiliyor ve şimdilik hiçbir şeyden korkmuyor. Baksana. Oğlumuz ormanın bir dostu. Sanırım ileride bizim yerimize geçip ormanı o koruyacak. Hadi, o uyurken biz de şu su ve toprak örneklerini toplayalım canım. İyi uykular yavrum. Ormanın bu derinliğinde bile su ve hava çok temiz, değil mi? Evet, haklısın ama üniversitede örnekleri incelemeden önce hiçbir şeyi söyleyemem. Eğer çevre kirliliği buraya kadar ulaşmışsa büyük bir sorunumuz var demektir. İnsan kokusu alıyorum. İnsanlardan nefret ediyorum. Birkaç hayvan daha ölmüş. Evet, işte orada. Tamam, gördüm. Hadi yürüyün. Hadi. Hadi. Öldürün onu. Yakalayın. Tabaki. Tabaki. Evet. Ormanda insan kokusu alıyorum. Git ve etrafa bak. İnsan mı yiyeceksin? Bu kanunlara aykırı. Orman kanunlarına.
Benim kendime ait avlanma kanunlarım var. Hadi şimdi git ve etrafa bak. Evet Şerkan, ben anladım. Yavrususun. Hey yapmasana. Buraya nasıl geldin? Ne yavru ama. Hadi evine git. Öyle garip seslerle bağırma. Aa, şuna bak. Hey, eğer iyi bir piton olmasam şimdiye kadar seni çoktan yemiştim. Çok lezzetli görünüyorsun. Ben iyi piton ya da kötü piton olduğuna inanmıyorum. Bence bu sadece aç olup olmamasına bağlı o kadar. Balo, orman kanunlarını da biliyorum. Eğer insan yersen başıma neler geleceğini de biliyorum. Merak etme. Bu bir insan yavrusu mu? Daha önce böylesini hiç bu kadar yakından görmemiştim. Ay! Ha! Çok şirin değil mi? Bütün hayvanlar da yavruyken sevimlidir. Ama büyüyünce o da bir orman düşmanı olacak. Haklısın. Ailesi onu arıyor olmalı. Başımıza bela olmadan neden onu yerine bırakmıyoruz ha? Evet, haklısın. Hey K, bekle. Al onu. Senin olsun. Ne istersen yap. Hayır, bana yapmam gerekeni söyle. Bagheera'yı çağırayım. İnsanlar hakkında çok bilgisi vardır. Bunu gerçekten yapar mısın? Sakın yolda istirahat etmeye kalkışma, olur mu? Etmemeye çalışırım. Küçücük bir çocuk. Oğlum neredesin? Oğlum! Ne oldu? Burada değil mi? Az önce burada uyuyordu. Muhtemelen ormana doğru yürümüş olmalı. Kimsin sen? Bagheera, seni görmek çok güzel. Benden ne istiyorsun? Bir insan yavrusu bulduk da. Bir bebek buraya mı gelmiş yani? Evet, Balo şimdilik ona dikkat ediyor ama başımıza bela gelmeden onu ormanın dışına çıkarmalıyız. Senin bir fikrin olabileceğini düşündüm. Ha, çünkü eskiden bana insanlar baktı değil mi? Evet, ama herkes senin bizim arkadaşımız olduğunu düşünüyor. Benim arkadaşa ihtiyacım yok. Dinle Bagheera. Şerkan. Hay aksi, bu insan yavrusu daha şimdiden buraya bir sorun getirmişe benziyor. Ne yapalım? O halde Şerkan onu bulmadan ailesini bulup ormanın dışına çıkartmalıyız. Peki bebek ne olacak? Şimdi onunla ilgilenemem. Neden bütün olaylar böyle üst üste geliyor hiç anlamıyorum. Sorunlar devam ediyor. Bu Şerkan. Aman tanrım. Hey, hadi kalk, uyan, hadi kalk. Oh.
neredesin oğlum? Mowgli! 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 Mowgli neredesin? Mowgli! Çakal! Oğlumuzu nereye götürdün ha? Söyle nerede? Oğlum nerede? Cevap ver! Oğlum nerede? Yırtıcı bir hayvan yaklaşıyor galiba. Ama Mowgli. Ama silahımız olmadan hiçbir şey yapamayız. Kaçalım. Ama oğlum. Tekrar geri döneceğiz. Sana söz veriyorum. Hadi hemen kampa dönelim. Şerkan, onları buldum. İki insan. İnsanları avlamak çok hoşuma gidiyor. Kimsin? Eğer onlara saldırırsan sana daha fazla kişiyle gelip karşılık verirler. Makera. İşte bu nedenle bizim gibi yırtıcı hayvanların insanlara saldırmasının yasak olduğunu biliyorsun. Bunun benim umurumda olduğunu mu düşünüyorsun? Buraya kadar gelip sana bunu söyledim. Şimdi git kendine tavşan veya buna benzer bir şeyi avla. Ne diyorsun sen? Şerkan, insanlar kaçıyor. Acele edelim. Bakera, eğer beni durdurmak istiyorsan pençe ve dişlerini kullanmalısın. Bununla zaman kaybedemem. Dur, çıkaracağım. Dur. Tamam. Hadi, hadi. Bu taraftan. Ne aptal insanlar. Çok yavaşlar. Bakera, aşağı in. Bakera! Şerkan! Başka bir insan kokusu alıyorum. Ne bu? Bu bir bebek. Bebek mi? Sanırım Şerkan vazgeçmiş. Bu bir siyah panter. Git buradan. Hayır, olamaz. Merhaba Balo, nereye gidiyorsun? Çekil yolumdan Tabaku'yu, acelem var. Demek koku bu bebekten geliyor ha? Şimdi evine git küçük çocuk. Doğruca ilerle. Hadi çabuk ol. Bu ormanda bir insana saldırmanıza asla müsaade etmem. Şerkan. Thank you.
insan yavrusu. Ormanda kaybolmuş olmalı. Anne. Baksana, hiçbir şeyden korkmuyor. Şuna bak, göğüslerimi emiyor. Aynı kendi yavrularım gibi. Anladığım kadarıyla aç olmalı. Öyle olmalı. Ha? Bu Şerkan olmalı. Hemen çocuğu bir yere sakla Luri. Tamam. Buraya doğru bir bebek gelmiş olmalı. O benim, onu bana verin. Bu bölge senin avlanma bölgen değil. Hemen çık buradan. Bebeği bana verin dedim. Hayır, vermeyeceğim. Terk et burayı. Bana karşı mı geliyorsunuz? Lanet hayvanlar! O bebeği bana verin. Hayır, vermeyeceğim. Bu bebek bugünden itibaren benim ailemin parçası olacak. Senin ailen mi? Bence buradan gitsen çok iyi olacak Şerkan. Bunun bedelini bir gün size ödeteceğim ben. O bebek benim. Asla vazgeçmeyeceğim. Canım, sahiden o bizim... Sen de benim gibi düşünüyorsun, öyle değil mi Luri? Evet, ama... Bir insanı aramıza almayı ve yetiştirmeyi mi düşünüyorsun? İnsanlar kurt değildir. Kesinlikle başımıza bela olur. Evet, aa, bu doğru. Evet. Şerkan onu avlamak isterken sanırım ailesini öldürmüş olmalı. Eğer onu ormanda yalnız bırakırsak başına neler geleceğini biliyorsunuz. Olsun, yine de başımıza bela olacak. Evet, neden onu nehire bırakmıyoruz? Hadi kanunlarımıza göre bir karar verelim. Hepinizin bildiği gibi kalması için onu ailesine kabul eden anne ve babası haricinde en az iki kişinin daha kabul etmesi gerekiyor. Kalsın diyen başka biri var mı? Canım. Oylama mı yapıyorsunuz? Ben benim gözetimim altında kalsın istiyorum. Sakin olun. Balo kendi yavrularımıza aile kanunlarını öğreten arkadaşımız. Onu kesinlikle dinlemeliyiz. Sağ ol Akela. Bakın, bebekler asla zarar veremezler. Onlar sadece uyur ve yemek yerler. Şimdi gördüğünüz gibi keskin dişleri ve pençeleri de yoktur. Onun için telaşlanmanıza gerek yok. Hiç merak etmeyin, size bir zarar vermez. Teşekkür ederim Balo. Evet, bu korkusuzluğumu seviyorum. Ama bir oya daha ihtiyacınız var, biliyorsunuz. Konuşabilir miyim? Bak Hera, sen... Evet, biliyorum. Kurtlar toplantısında pek bir söz hakkım yok. Ama kanunlarınıza göre yabancı birinin hayatını bir avın karşılığında değişebiliriz. Öyle değil mi arkadaşlar? Doğru bak Hera. Sen bu bebekle ne yapacaksın? Balo ona göz kulak olacak. Öyle değil mi Balo? Öyle mi? Onu bir su aygırıyla değişmek istiyor musunuz? Sakin olun. Bu nasıl olacak Bagheera? Aile büyükleri ölmüş olmalı. Sen mi öldürdün? Hayır. Ama benim hatamdı. Herkes beni dinlesin. Böyle davranmayın. Bagheera, Şerkan'ın insanlara saldırmasını önlemek istedi. Bunu hepimiz için yaptığını anlayamıyor musunuz? Ormandakilerin başına bir bela gelmesini önlemek için, değil mi Bagheera? Yaptığım şey çok önemli bir şey değildi. Bagheera, mütevazı olmana gerek yok. Alexander'ın ne söylediğini duydunuz, değil mi? Cevabınız nedir? Değişecek misiniz yoksa değişmeyecek misiniz? Akela. Biliyorum. Bagheera her zaman ormanın iyiliğini düşünen bir arkadaşımız.
Bu bebeğin Bagheera'nın hatırı için burada kalmasını istiyorum. Eğer şikayet olan varsa bana gelsin. Evet, karar verilmiştir. Bebek artık burada kalacaktır. Peki ismi ne olacak? Ailesinin ona Mowgli dediğini duydum. Mowgli, güzel isim. Hadi gel Mowgli, Balo ve Bagheera'ya teşekkür et. A child is learning in nature's special way. He's beginning to see all the beauty in this world today. His eyes are gleaming at every sight and sound. With his innocent heart, he feels that love is all around. But this world can be confusing, and learning can be hard when lessons that you often learn mean danger lurks beneath the stars. So take good care of nature's friends, and they'll take good care of you. Then we can all live together.